Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. E, hücreler arası iletişimden devam ediyoruz. Bundan sonra da hücre bölünmelerine geçeceğiz. Şimdi hücreler arası iletişim deyince canlılar bu iletişimi ne için kullanıyorlar? Yani canlı demeyelim aslında hücreler bu iletişimi ne için kullanıyorlar? İlk önce buna bakalım. Mesela Maya hücreleri arkadaşlar çiftleşme için kullanıyorlar bu haberleşmeyi iletişim sayesinde de çiftleşme olayı gerçekleşiyor maya hücrelerinde ve çiftleşme ile birlikte bakın burada her hücre kendi çiftleşme faktörünü salgılıyor bu faktör de diğer hücreye bağlanıyor böylece hücreler birlerine doğru hareket ediyorlar ve bu şekilde arkadaşlar hücrenin çekirdeği yeniden oluşmuş oluyor yani çiftleşme için kullanabiliyor hücreler. Daha sonra bir yerden bir yere haber göndermek için kullanabiliyorlar. Biz şimdi yerel haberleşmeden bir de uzun mesafeli haberleşmeden bahsedeceğiz arkadaşlar. Yerel haberleşme dediğimiz mesela parakrin haberleşme. Nedir bu parakrin haberleşme? E, salgı hücresi bir molekül arkadaşlar hücre dışı sıvıya salgılıyor. Yani hücre dışı matriks dediğimiz bölme salgılıyor. Böylece yeni hücreler, komşu hücreler bu maddeden etkileniyor ve birbirlerine doğru yaklaşıyorlar. Bir nevi haberleşmiş oluyorlar. İşte bu şekilde bakın salgı vezikülünden ne yaptı? Haberleşme olan molekülü molekülünü gönderdi. Sonra da hedef hücreye ulaşıldı arkadaşlar. Bu şekilde bir ulaşma olayı var. Bu parakrin haberleşmedir. Sinaptik haberleşme var. Bunu sinir hücrelerinde görüyoruz. Sinaptik haberleşmede iki sinir hücresi arasında bulunan bölgeye bir sinaps bölgesi diyoruz. Birinci sinir hücresinin akson bölgesi ile ikinci sinir hücresinin dendriti arasında kurulan haberleşmedir arkadaşlar sinaptik haberleşme burada ne oluyor peki burada da nörotransmitter maddeler salgılanıyor hücre tarafından birinci sinir hücresi tarafından daha sonra bu nörotransmitter maddeyi sinaps boşluğuna döküyor bakın burada nokta nokta olanlar bunları döküyor ve uyarı ikinci hücreye geçmiş oluyor ikinci sinir hücresindeki reseptörlerde bunu algılıyorlar bu da nedir sinaptik haberleşme dediğimiz haberleşmedir bunlar yerel haberleşme haberleşme yani e, yerel haberleşme dediğimiz birbirine yakın olan hücreler arasındaki haberleşmedir arkadaşlar bir de uzun mesafeli haberleşme var burada da hormonlar devreye giriyorlar endokrin hücre hormonu salgılıyor salgıladığı hormonu da kana veriyor daha sonra hedef hücrede bulunan reseptörler bu hormonu tanıyorlar arkadaşlar ve böylece haberleşme sağlanmış oluyor mesela şöyle düşünün İnsülin pankreasın beta hücreleri tarafından salgılanıyor. Langerhans adacıklarındaki beta hücreleri tarafından salgılanıyor. Daha sonra kana veriliyor. Kana verilince insülin hedef organı hangisidir? Karaciğer. Kan karaciğerden geçerken oradaki reseptörler tarafından insülin tanınıyor ve oradaki hücreler ne yapıyor? Kandan gelen şekeri glikojen olarak depo etmeye başlıyorlar. Çünkü insülin ne yapıyordu? Kan şekerinin depolanmasını sağlıyordu. Dolayısıyla arkadaşlar bu şekilde kan yoluyla uzun mesafeli taşınmada hormonal haberleşme olarak isimlendiriliyor. Şimdi kısaca bir bahsettik haberleşmeden. Peki bu sinyal alma, sinyal aktarımının başlaması bunlar nasıl gerçekleşiyor? Şimdi bunlara bakacağız. Şimdi haberci olan molekül bu bir hormon olabilir başka bir molekül olabilir bir reseptör proteine bağlanıyor ve onu biçim değiştirmesine neden oluyor. Yani zaten proteinlerin çalışma mekanizması nasıl? Mesela enzimleri veya diğer taşıyıcı proteinleri falan düşünün. Biçim değiştirdiği zaman çalışma mekanizması bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Burada da aynı durum söz konusu. E, reseptör proteinlere sahiptir hücreler tanıyan hücreler ve bu reseptör proteinler özgül bir bağlanma noktasına sahip. Enzimlerdeki aktif bölge gibi düşünün. Bakın şurası özgül bölge. Bu özgül bölgeye enzimdeki substrat enzim substrat uygunluğuna benziyor zaten bu. E, bu molekül arkadaşlar gelip proteindeki özgün bölgeye bağlandığı zaman proteinin yapısında bir değişikliğe sebep oluyor ve bağlanma reseptörünü aktive etmiş oluyor. Böylece bir haberleşme yani sinyal alma olayı bu şekilde gerçekleşiyor. Peki sonrasında ne olacak? Şimdi sinyal almayı gerçekleştiren proteinlerden bahsedeceğiz. Hani dedik ya sinyali alıyor, biçim değiştiriyor diye. Şimdi bu biçim değiştiren proteinlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Nedir bunlar? G proteine bağlı reseptörler, tirozin kinaz reseptörler ve iyon kanalı reseptörleri vardır. 3 tane reseptörümüz var arkadaşlar protein olarak. Şimdi bakalım o reseptörlere. İlk önce G proteine bağlı reseptörlere bakacağız. Bu reseptörler nasıl iş görüyorlar arkadaşlar? G protein dediğimiz bir protein var. Bu proteinlerin plazma zarı reseptörleridir. G proteine bağlı reseptörler. Yani şöyle düşünün. E, bu proteine bağlanarak iş görüyorlar arkadaşlar. Bu yüzden de zaten G proteine bağlı reseptörler diyoruz. Peki nasıl çalışıyor? Nerelerde görülüyor? Mesela mayalardaki çiftleşme faktörleri az önce bahsettik ya. Epinefrin, neydi epinefrin? Adrenalin hormonudur. Yine birçok hormonla tra nörotransmitter maddeler bu proteini kullanarak e, iş görüyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla oldukça önemli bir proteindir G proteini. Şimdi G proteinlerinin yapısına baktığımız zaman yapısal olarak zaten birbirlerine benziyorlar. Bunların hepsi 7 tane böyle alfa helix içeriyorlar arkadaşlar ve bunlar zar boyunca hareket ediyorlar. Yani zarı kat ediyorlar. Zarda hareket ederek işlev yapıyorlar. Zarın sitoplazmaya bağlı olan kısmına bakın şurada göstermişim. Bakın sitoplazmaya bağlı olan kısmı şurası. Burada arkadaşlar Gevşekçe bağlanmış olan G protein yani zarın stoplazmik kısmına bağlıdır G protein. Üzerine bağlı olan guanin nükleotit tipine göre açılıp ya da kapanıyor. Yani şöyle bir şey. Eğer gelip buna GDP dediğimiz guanin difosfat dediğimiz molekül bağlanıyorsa inaktif yani aktif değil. Eğer GTP bağlanıyorsa arkadaşlar bu sefer de aktif hale geliyor. Zaten bu yüzden G proteini denilmiş. GDP ile GTP ile çalıştığı için zaten isminden de çıkarırsınız GDP'nin bağlanıp GTP'nin bağlandığını. Eğer GDP bağlıysa yani guanozin difosfat bağlıysa inaktiftir. GTP yani guanozin trifosfat bağlıysa aktiftir arkadaşlar. Bakın şurada GDP proteini, bakın G proteini, G proteine GDP bağlı olduğu için inaktif. Ama zar boyunca da hareket ediyor unutmayın. Sonra ne oldu? GTP geldi, bağlandı. Aktive edilmiş bir reseptör var burada. Sinyal molekülü de şu arkadaşlar. Sinyal molekülü. Bakın G proteine bağlı reseptör bu. G proteini de bu. İkisi GTP bağlandığı zaman ne yapıyor? Birleşiyorlar. Bakın burada birleşti. Sinyal molekülü de şurada sarı renkli olan yapı. Sinyal molekülü. Daha sonra bu GTP aktive edildiği için ne yapıyor? Zarı kat ediyor arkadaşlar. Zarı kat ederek geliyor, geliyor, geliyor hücresel cevap oluşturuyor. Yani aktive edilmiş enzimi aktive ederek hücresel bir cevap oluşturuyor. Bu şekilde çalışıyor. Peki sonra ne oluyor? Sonrasında bu enzime bağlandığı zaman yapısından bir fosfat ayrılıyor. Bu sefer GDP GTP yerine ne geliyor? GDP geliyor ve Buradan ayrılıyor G proteini. Ayrıldıktan sonra da tekrar eski yerine dönüyor arkadaşlar. Böylece inaktif forma geri dönmüş oluyor. G proteinin çalışma mekanizması bu şekildedir. Burada da anlatmışım zaten nasıl gerçekleştiğini. Mesela buna bağlı olan e, olaylar var arkadaşlar. G proteinler Embriyonik gelişimde büyük rol oynar. Çünkü hücrelerin birbirine tutulması, bir arada hareket etmesini sağlar. Daha sonra insanlarda görme ve koklama yine bu proteinlere bağlıdır. Ee, G protein sistemleri bakteriyel enfeksiyonların da dahil olduğu birçok hastalıkta da etkilidir arkadaşlar. Örnek verelim. Kolera, boğmaca, botulizm dediğimiz bakteriler, bunlara sebep olan bakteriler G proteinin işlevini aksatarak Kişiyi ne yapıyor arkadaşlar? Ee, hastalandırıyor. Yani bu G proteinin çalışmasını engelleyen toksinler üretiyorlar ve böylece kişiyi hastalandırıyorlar. Evet, G proteinlerini bitirmiş olduk. Şimdi geçiyoruz. tirozin kinaz reseptörleri. Bu da aynı. Ee, Trazin kinaz da bir protein arkadaşlar. Yine buna bağlı olan reseptörler var. Bunlarla haberleşme sağlanıyor. Şimdi tirozin kinazın önemli bir görevi var arkadaşlar. Bu büyüme faktörü reseptörüdür. Büyüme faktörü reseptörleri genellikle tirozin e, tirozin kinaz reseptörleridir. Dolayısıyla oldukça önemlidir. Hücreleri hem büyüme yönünden hem de bölünme yönünden uyaran büyüme faktörleridir arkadaşlar bunlar. Tirozin kinaz reseptörleri. Şimdi bu reseptörlerin ilk önce yapı olarak bakalım. Bu reseptörler arkadaşlar e, proteinin sitoplazmaya dönük olan kısmında tirozin kinaz olarak isimlendirilen bir enzim var. Yani bu şekilde iş görüyorlar bunlar. Bu enzim substrat protein üzerindeki tirozin aminoasitine ATP'den fosfat aktarıyor. Ve böylece arkadaşlar hani enzim aktarmış oluyor. Böylece aktif hale gelmiş oluyorlar. Şimdi şekil üzerinden göstereceğim. Daha iyi anlayacaksınız. Bakın şöyle Bakın şunlar bizim inaktif olan tirozin kinaz reseptör sistemimizdir. Bakın zar içerisinde alfa helix yapıya sahip olan kısımları vardır. Şurası da sinyallerin bağlanma kısmıdır. Yine inaktif olan enzimler var burada da. Arkadaşlar burada protein kısımları dikkat ederseniz hücrenin içerisine doğru bakıyor. Şimdi ne oluyor peki? Sinyal molekülü geldiği zaman bunlar birbirine birleşiyorlar. Tirozin kinazlar. Biri tirozin, biri kinaz olarak düşünebilirsiniz hani. E, tirozin kinazlar birbirine bağlanıyor. Burada ne yaptı? Bakın enzimler geldi. Aktive edilmiş aktarım proteinleri bunlar. Yani enzimler. Bu enzimler ne yaptılar? Hücresel bir cevap oluşturdular. Peki bunun aktif hale gelmesi için ne oldu? ATP'deki fosfatlar gelip bunlara bağlandı. Bağlandığı anda birbirlerine yaklaştılar ve enzimler de buraya bağlanarak arkadaşlar ne oluyor? Sinyal molekülleri hücresel cevaba e, sebep olmuş oluyor. Bu şekilde çalışan bir sistemdir tirozin triozinkinas reseptörleri. Tirozin büyümede ve hücre bölünmesinde özellikle önemli olduğunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim iyon kanalı reseptörlerine. Hani 3 reseptör var demiştik. Tirozin G proteine bağlı reseptörler bir de iyon kanalı reseptörleri. İyon kanalı reseptörleri de şöyle bir durum var. Hani açılıp kapanma özelliğine sahip olan iyon kanalları aslında arkadaşlar bunlar. Bunlar da bu şekilde reseptör görevi görüyorlar. Nasıl görüyorlar? Mesela sodyum, kalsiyum gibi özgül iyonların geçişine sebep oluyorlar. Mesela sinir hücrelerindeki sinapslarda bu durum gözleniyor. Bakın şöyle. Geliyor burada sinyal molekülü. Sinyal molekülüne biz ligand diyoruz. Yani bir molekül bir yere bağlanma özelliğine sahipse o moleküle ligand diyoruz. Unutmayın. Burada arkadaşlar geliyor buraya bağlanıyor. Bakın şurada da iyonlar var. Sinyal molekülü bağlandığı anda kanal açılıyor ve iyonlar kanaldan geçmeye başlıyorlar. Daha sonra bu ligand bakın şuradaki sinyal molekülü ligand dediğimiz yapı kanaldan ayrıldığı zaman ne oluyor bu sefer kanal kapanıyor artık iyonlar geçemiyorlar arkadaşlar. Bunlar ligand varlığında açılıp kapanan iyon kanallarıdır. Ligand neymiş? Sinyal molekülüymüş. Büyük bir moleküle bağlanan, bağlanabilme özelliğine sahip olan küçük moleküllere biz ligand diyoruz. Unutmayın, karşınıza çıkarsa aklınıza gelir. Evet, bir de hücre içi reseptörleriniz var. Arkadaşlar, şimdi biz şu zamana kadar hep Zar üzerindeki reseptörlerden bahsettik. Yani zar proteini olan reseptörlerden bahsettik. Şimdi geliyoruz hücre içindeki reseptörlere. Yani protein yapılı olan mesela hormonlar gidip zardaki proteinlere bağlanabiliyor. Özellikle G proteini demiştik. G proteinlerine gidip bağlanabiliyorlar. Ama hücrenin içerisine girebilen Hormonlar da vardır. Nedir bu hormonlar? Steroid yapılı ve amino asit yapılı hormonlardır. Mesela steroid yapılı olan bir hormon var. Östrojen hormonu. Bu hormon gidiyor. Hücre içerisindeki reseptörüne bağlanıyor. E Peki bağlanabilmesi için de hücre zarından geçmesi lazım. E geçtikten sonra ne yapıyor? Reseptöre bağlandıktan sonra. Şimdi bunları göreceğiz. Şimdi burada mesela testosteron hormonundan örnek vermiş. Yine şekil üzerinden anlatayım. Arkadaşlar. Testosteron hormonu geliyor, hücre zarından geçiyor. Burada bir reseptör protein var. Ne demiştik? Hücre içerisinde buna reseptör protein. Reseptör proteine bağlandığı zaman aktif hale geliyorlar. Aktif hale geldikten sonra da çekirdeğin içerisine giriyorlar. Bakın çekirdeğin içerisine giriyorlar. Çekirdeğin içerisine girip orada kendilerine özgü bir gen bölgesi vardır. O gen bölgesine bağlanıyor ve mesajcı RNA'nın üretilmesine sebep oluyor. Yani bu geldi bakın hormon reseptör kompleksi geldi buraya bağlandı. Bağlandıktan sonra gen bölgesini aktive etti. Buradan mesajcı RNA sentezlendi. Mesajcı RNA da buradan çıkıyor, gidiyor ribozomlara bağlanıyor ve yeni bir proteinin oluşmasına, yeni proteinlerin üretilmesine sebep oldu. İşte Hücre içi reseptörlerde genellikle bu şekilde görev yapıyorlar. Testosteron, östrojen, kortizol, aldosteron gibi hormonlar, progesteron gibi hormonlar bu şekilde görev yapan hor hormonlardır arkadaşlar. Unutmayın hücre içerisine girebilirler ve e bu şekilde çekirdeği, çekirdekte bulunan DNA'daki gen bölgesini etki ederler. Bunu da unutmayalım lütfen. Evet bu şekilde biz reseptörleri anlattık. Şimdi geliyoruz sinyal aktarım yollarına. Nasıl aktarılıyor sinyaller? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi ilk önce bahsedeceğimiz protein fosforilasyonu yani fosforilasyon şelalesi de diyebiliriz aslında. Bunlar arkadaşlar hücrelerdeki bir ortak düzenleme biçimidir protein fosforilasyonu ve sinyal aktarımındaki temel mekanizmadır. Peki bu aktarım nasıl gerçekleşiyor? Bakalım. Şimdi burada protein kinazlar kullanılıyor. Özellikle bunu söyleyelim. Tirozin kinazların aksine arkadaşlar protein kinazlar kullanılıyor. Ve protein kinazların çoğu kendi üzerlerine etki etmiyorlar. Diğer substrat proteinler üzerine etki ediyorlar. Şimdi bakın şöyle hemen yine şekil üzerinde anlatmak istiyorum. Daha güzel anlaşılıyor çünkü. Şimdi bir sinyal molekülü geldi, bağlandı. Buradaki reseptöre bağlanıyor. Genellikle bunlar zaten protein, pardon, tirozin kinazlar oluyor arkadaşlar veya protein kinazlar oluyor. Şimdi aktive edilmiş olan bir aktarım molekülü var burada. Bunu aktive ettikten sonra inaktif olan protein kinazı hop aktif protein kinaza dönüştürüyor. Daha sonra bu birinci olan ikinciyi aktif hale dönüştürüyor ve burada ATP harcanıyor. Sonra bu ikincisi üçüncüyü aktif hale getiriyor arkadaşlar. Yine ATP harcanıyor. Burada geliyor fosfat fosfat bağlanıyor bu arada. Fosfatlar buradaki inaktif olan protein kinazlara bağlanıyorlar. Bağlandıktan sonra da aktif hale geliyorlar. Sonra arkadaşlar protein kinaz 3 aktif olan protein kinaz 3 inaktif olan proteini yine fosfat iyonunu bağlayarak aktif proteine dönüştürüyor ve burada bir hücresel cevap oluşturuyor. Biz buna fosforilasyon şelalesi diyoruz. Neden? Fosforilasyon ne demekti? Bir moleküle fosfat bağlanması demekti. Bakın burada hep geliyor. Fosfat molekülleri bağlanıyor, değil mi? Burada protein kinazlara Protein kinazlara sürekli bağlandığı için sürekli fosforilasyon olayı gerçekleştiği için biz buna fosforilasyon şelalesi diyoruz. Genellikle hücrelerin e, cevap verdikleri şekil bu şekildedir arkadaşlar. Temel mekanizmalar bu şekildedir. Mesela protein kinazlar hücrelerin üremesini kontrol ederler. Mesela bir meydana gelen bir anormallik olduğu zaman e, bu anormal hücre büyümesine ve kanser oluşumuna genellikle neden oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla... Bu çok önemlidir protein kinazlar. Hücre bölünmesinde, hücre döngüsünün kontrolünde oldukça önemli olan proteinlerdir. Nasıl çalıştığını da anlatmış olduk. Şimdi geliyoruz ikinci mesajcılara. Biz şu zamana kadar ne anlattık? Hep bir proteine gelip bağlanıyor reseptör, hemen aktif hale geliyor. Burada şöyle bir durum var. Araya bir madde daha katıyor, ikinci bir mesajcı katıyor arkadaşlar. Şimdi bu ikinci mesajcılardan bahsedeceğiz. İkinci mesajcı olarak bileceğimiz en yaygın olanlar birisi CMP'dir, diğeri de kalsiyum iyonlarıdır. İlk önce bunların özelliklerinden bahsedelim. Şimdi suda çözünebilen veya protein yapısında olmayan küçük moleküller ya da iyonlar arkadaşlar genelde ikinci mesajcılar olarak kullanılıyorlar. Neden ikinci mesajcı olarak kullanıyor? Çünkü ikinci mesajcılar küçüktür suda çözünebilir oldukları için kolayca yayılıyorlar. Kolayca yayıldıkları için de mesela diyelim ki bir büyük bir protein hani gidip de işte sinyali oluşturup cevap verdirene kadar uzun bir süre geçer. Ama ikinci mesajcıyı yerine kullanırsa bunların kolayca yayıldığını bildiği için ne yapıyor? Hemen mesajı ikinci mesajcıya veriyor o yayıyor. Mesela CMP. CMP dediğimiz bir ikinci mesajı vardır arkadaşlar epinefrin tarafından yani adrenalin hormonu tarafından başlatılan sinyali ne yapıyor? Karaciğer hücrelerine ya da kas hücrelerinin zarından geçerek hücre içerisine taşıyan bir moleküldür. Bir ikinci mesajdır arkadaşlar. CNP karaciğer ve kas hücresine geçerek glikojen yıkımını başlatıyor. Çünkü adrenalin ne yapıyor? Kan şekerini artırıyor. Kan şekerini artırması için de Glikojenin yıkılması lazım. Dolayısıyla CMP bu şekilde kısa sürede hemen glikojenin yıkılmasını sağlamış oluyor. Şimdi biz geliyoruz arkadaşlar ikinci mesajcıların genel olarak görevlerine. Hemen bakalım. Bu arada nerede görev alıyorlar onu da söyleyelim. İkinci mesajcılar hem G proteinlerine bağlı olan reseptörlerde hem de triozinkinaz reseptörleri tarafından başlatılan yollarda kullanılıyor arkadaşlar. Her iki yolda da kullanılıyor. İlk önce CMP'den başlayalım. Nedir CMP? Arkadaşlar CMP aslında ATP ile bağlıdır. Şimdi plazmazlarına yerleşmiş olan bir enzim var. Adenilat siklaz denilen bir enzim. Bu hücre dışı sinyale cevap olarak ne yapıyor? ATP'yi CMP'ye dönüştürüyor. Bakın CMP'ye dönüştüren enzim hangisiymiş? Adenilat siklaz enzimiymiş. Bu enzim önemli. Bu ne yapıyor adenilat siklaz? Nasıl aktif hale geliyor? Epinefrin hormonu, hani epinefrin üzerinden gidiyoruz ya. Epinefrin hormonu, özgür olan reseptör proteine bağlandığı anda adenilat siklaz aktif hale geliyor. Böylece ilk mesajcı olan hormon arkadaşlar bir zar enziminin sinyali toplazmaya yayan CMP yapmasına neden oluyor ve CMP ne yapıyor? Hemen hücrenin içerisinde yayılarak bir cevap oluşmasını sağlıyor. Hormon yokluğunda CMP'yi başka bir enzimde inaktif olan MP'ye dönüştürüyor. Yani AMP'ye dönüştürüyor arkadaşlar. Adenozin monofosfata dönüştürüyor. Böylece bir çalışma mekanizması oluşturuyorlar. Eğer adeninat siklaz enzimi varsa CMP oluşuyor. Adeninat siklaz enzimi yoksa başka bir enzim ne yapıyor? Bunu inaktif hale getirerek AMP'ye dönüştürüyor. CMP'nin ilk etkisi nedir peki? Protein kinaz A adı verilen bir serin Trionin kinazın aktivasyonudur. Yani bunu aktif hale getirerek ilk etkisini gösteriyor arkadaşlar. Daha sonra işte bu aktive olan serin trionin kinaz ne yapıyor? Diğer proteinleri de fosforlu etmeye başlıyor. Böylelikle cevap oluşturuyor. Şimdi burada bir örnek verelim. Kolera arkadaşlar bir hastalık ve oldukça kötü bir hastalıktır. İnsan dışkısıyla kirlenmiş olan suların kullanıldığı yerlerde salgılanan bir hastalıktır. Kolera hastalığı. İnsanlar kirli suyu içtiklerinde kolera bakterisini almış oluyorlar. Daha sonra bu kolera bakterileri giriyorlar, ince bağırsak çeperinde çoğalıyorlar ve bir toksin üretiyorlar. Bu toksin arkadaşlar su ve tuz salgılanmasının düzenlenmesinde görevli olan G proteinini, kimyasal olarak değiştiren bir enzimdir. Yani toksin ne yapıyor? G proteinini değiştiriyor. Bu değişikliğe uğrayan G proteini GTP'yi GDP'ye hidroliz edemiyor. Bu sefer de aktif formda takılı kalıyor. Yani sürekli olarak aktif formda kalıyor. Ve sürekli olarak adenilat adenil siklazı uyarıyor adenil siklazı ve cAMP üretmesi için uyarmış oluyor. cAMP üretiliyor yani sürekli. Bu yüksek miktardaki cAMP ince bağırsak hücrelerinin bağırsak içine büyük miktarda su ve tuz salınmasına sebep oluyor arkadaşlar ve hasta olan kişi kısa sürede ishal oluyor. Neden? Çünkü bağırsak içerisinde su ve tuz artınca ne yapacak bu sefer? Hasta olan kişi ne yerse ishalle dışarı atacak. Ne yerse ishalle dışarı atacak. Bu sefer tedavi edilmezse su ve tuz kaybından bu kişi maalesef ölüyor. Kolera hastalığı da böyle G proteinine bağlı, CMP'ye bağlı olan bir hastalıktır. Evet CMP ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim kalsiyum iyonları ve inositol trifosfat arkadaşlar. Kalsiyum iyonları CMP'den daha çok kullanılıyorlar. Özellikle hayvanlardaki nörotransmitter maddeler, büyüme faktörleri yine bazı hormonlar kalsiyum iyonlarını kullanıyorlar arkadaşlar. İyonların derişimine bağlı olarak gerçekleşen bir sinyal aktarım yoludur bu. Kalsiyum derişiminin artması mesela örnek verelim. Hayvan hücrelerinde kas kasılmasına sebep oluyor belirli bileşiklerin salınmasına ve hücre bölünmesi gibi birçok cevaba neden olabiliyor. Mesela sinir hücrelerinde de hücre iletimine sebep oluyor arkadaşlar. Daha sonra e, bu kalsiyum iyonlarının işte hücrenin içerisine e, girmesiyle birlikte sinyal aktarımı başlamış oluyor. Şimdi bitkilerde de sinyal aktarımı vardır. Bitkilerde sinyal aktarım yolları da kuraklık ya da soğuk gibi çevresel streslerden korumak için vardır arkadaşlar. Dolayısıyla bitkilerde de oldukça önemlidir. Peki bu kalsiyum nasıl kullanılıyor? Hem G proteinine bağlı reseptörler kullanıyorlar hem de tirozin kinaz reseptörleri kullanıyorlar arkadaşlar kalsiyumu. Kalsiyum CNP'den daha çok kullanılıyor onu söyleyelim. Peki nasıl kullanılıyor bu? Şimdi kalsiyum iyonları çeşitli protein pompaları aracılığıyla aktif olarak hücre dışına ve sitozolden de endoplazmik retikuluma bazı koşullar altında da arkadaşlar mitokondri ve kloroplastların içine aktarılırlar. Endoplazmik retikulumdaki kalsiyum derişimi normal hücreden yani sitoplazmadan daha fazla oluyor. Endoplazmik retikulumdan kalsiyumun salınmasına yol açan ikinci mesajcılarda ne yapıyorlar bu sefer? Bu kalsiyumun dışarı çıkmasını sağlıyorlar ve böylece mesela kasların kasılmasını sağlıyor. Diğer ikinci mesajcılar ise bakın bu kalsiyumun dışarı çıkmasını sağlayan diğer mesajcılarda diacilgliserol ve inositol trifosfattır. Yani kalsiyum kime de bağlıdır aslında? Inositol trifosfata da bağlıdır arkadaşlar. Direkt olarak e, bazı durumlarda da kalsiyum iyonları direkt görebilir arkadaşlar. Yani proteini doğrudan doğruya aktive edebiliyor. Bu iyonlar kalmodulin dediğimiz bir e, maddenin aracılığıyla işlev görüyorlar. Peki kalmodulin nedir? Kalmodulin bir proteindir. Kalsiyum bağlayıcı bir proteindir arkadaşlar. Kalmodulin mesela bizim kaslarımızda kas kasılmasını da sağlayabilir. E, peki kalmodulin tarafından kontrol edilen proteinler kimlerdir? Bunlar da fosfatazlar ve protein kinazlardır. Zaten dedik. Hem G protein yolunda hem de tirozin kinaz yollarında kullanılıyor dedik. Dolayısıyla kalsiyum molekülü de oldukça önemli. Burada bakın kalsiyum ve inositol trifosfatın kullanılmasını söylemişiz. Bakın siyan molekülü geldi G proteinine bağlandı. G proteini GTP bağlanarak aktif hale geldi ve fosfalipaz C dediğimiz bir e, molekül oluşturdu arkadaşlar. Burada inositol trifosfata dönüştü bakın pip dediğimiz burada inositol trifosfattır. Bu inositol trifosfatta ne yapıyor bakın ikinci mesajcı olarak görev yapıyor ve gidiyor kalsiyum kanallarının açılmasını sağlayarak kalsiyumların dışarı çıkmasını sağlıyor. Kalsiyumlar dışarı çıktığı zaman kalmodulin dediğimiz proteine bağlanıyor ve aktive edilmiş diğer protein yani diğer proteinlerin aktive edilmesini sağlıyor bu kalmodulin Sonra da hücresel cevap oluşturuluyor. Aynı şey tirozin kinaz için de geçerlidir. Tirozin kinaza bu fosfolipaz C bağlandığı zaman yine inositol trifosfatı aktive eder. Inositol trifosfat aktive olduğu zaman da aynı olayı gerçekleştirir. Yani hem G proteininde hem de tirozin kinaz protein yollarında kalsiyum molekülleri kullanılıyor. Burada aracı olarak bir molekül var. Inositol trifosfat bunu da unutmayalım. Evet, böylece ne yaptık? Sinyal aktarımının ikinci mesajlarını da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Peki gelelim hücresel cevaplara. Hücresel cevaplarda çok bir şey yazmadım. Genelde e, şekil üzerinden gittim. Bunları da anlatınca zaten konumuz bitecek. Şimdi arkadaşlar bir hücrenin verdiği cevap stoplazmada çekirdekte e, transkripsiyonun yapılması olabilir. Az önce söyledim ya bakın hücre içi reseptörlerinde bu reseptör gidiyordu hücre içindeki proteine bağlanıyordu. O protein de gelip bir gen bölgesine bağlanarak çekirdekteki bakın burada yine tekrardan göstermişiz. Çekirdekteki bir gen bölgesine bağlanıyor. Buradan mesajcı reyna'nın sentezlenmesine sebep oluyor. Mesajcı reyna sentezlendiği zaman da hücrede protein ilgili protein sentezi artıyor ve böyle cevap vermiş oluyor. İşte burada hem fosforilasyon şelalesi gerçekleşiyor dikkat ederseniz hem de hücre içi iletişimde eee ilgili gen bölgesinden mesaj reyna üretimi gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu şekilde transkripsiyon yapılması bir cevap olabilir. Yine e, hücrelerin sinyallere verdiği cevaplar karmaşık yollarla artırılır ve özgülleştirilir. Yani sinyaller çoğaltılıyor. Bu şekilde özgül hale getirilebilir arkadaşlar. Mesela şöyle bir durum var. Şöyle bakın yine yakından gösterelim. Sinyali aldığı zaman epinefrin ne yapıyor? G proteinine bağlanıyor arkadaşlar. Buradaki reseptöre bağlandı. Sinyal aktarımına geçtik. Sinyal aktarımında inaktif olan G protein aktif hale dönüyor. Daha sonra inaktif olan adenilat siklaz aktif hale dönüyor. Sonra ATP gidiyor siklik AMP, yani CMP'ye bağlanıyor arkadaşlar. Burada bu sefer de inaktif olan protein kinaz A aktif hale getiriliyor. Sonra inaktif olan fosforilaz kinaz yine aktif hale getiriliyor. İnaktif olan glikojen fosforilaz aktif hale geliyor. Burada da sinyal aktarım gerçekleşti. Şimdi cevaba bakıyoruz. Cevap olarak da buradaki glikojen fosforilaz ne yapıyor? Glikojeni glikoza dönüştürüyor arkadaşlar. Unutmayın her bir basamaktan sonra oluşan molekül diğerinden daha çoktur. Yani sayı olarak daha fazladır. Mesela burada bir molekül Burada 100 molekül, burada 100 molekül, burada 10.000 molekül. Bu şekilde sürekli artarak e, cevap oluşturuluyor diyebiliriz. Burada sinyalin çoğaltılmasını gördük. Şimdi özgürlüğe bakalım ve bitirelim. Şimdi hücre haberleşmesinin özgürlüğüne baktığımız zaman gidip bakın reseptörün hangi proteine bağlandığına göre cevap değişiyor arkadaşlar. Şöyle bakın eğer ki reseptör gelip Bakın tek bir hücresel cevap veriliyor burada. Geliyor diyelim buradaki işte reseptöre bağlanıyor. Aktarım molekülleri bu şekilde çalışıyorlar. Bir tane cevap oluşturuyor. Daha sonra bu reseptör sinyal molekülü geliyor bağlanıyor reseptöre. Bu sefer arkadaşlar aktarım moleküllerinden bir tanesi gidiyor. Bir hücreye etki edip cevap 2'yi oluşturuyor diğer hücreye etki edip cevap 3'ü oluşturabiliyor. Yani özgül bir cevap oluşturuyor aslında. Buradaki cevapların hepsi birbirinden farklıdır. Sonra şuraya baktığımızda bakın. Buradaki reseptör molekülü, buradaki de reseptör molekülü geliyor. Bakın burada aktif hale getirdi. Ne yaptı? Buradaki protein aktif hale getirdi ve cevap 4 oluştu. Ama şurada oluşan aktif bir protein gelip şuradaki olayı durdurabilir. Bunu ya da artırabilir arkadaşlar. Yani aktive de edebilir, inhibe de edebilir. Dolayısıyla cevap dördü etkileyebilir. Yani iki yol arasında ne yapıyor? Etkileşim olmuş oluyor. Burada da farklı reseptörler taşınabiliyor arkadaşlar. A ve C hücrelerinden. Bakın A hücresi burada. A hücresi, C hücresi de burada. Buradan farklı reseptörler gelebilir. D hücresini etkileyebilir. Mesela burada geldi yine Molekül, e, sinyal molekülü bağlandı. Mesela A hücresinden bir reseptör geldi, protein geldi. Buradan da B hücresi, C hücresinden geldi. Burada da cevap 5'i oluşturdu. Yani bu şekilde hücreler arasında çok fazla e, özgürlük durumu olabilir. Zaten bizim vücudumuzda gerçekleşen milyonlarca olay var. Bu olaylarda bu şekilde kontrol ediliyor. Bir de yapı iskelesi proteininden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar yapı iskelesi proteini de sinyal aktarımını kolaylaştıran bir proteindir. Şöyle reseptör gelip yani sinyal molekülü reseptöre bağlandığı zaman bu pembe renkli olan yapı iskelesi proteinine bağlanıyor. Ve yapı iskelesi proteini de birçok protein kinazı aktif hale getiriyor. Yani aynı anda çok fazla protein kinazı aktif hale gelmiş oluyor. Böylece ee, Sinyal molekülü ne yapıyor? Artırılarak gönderilmiş oluyor. Bu yüzden de yapı iskelesi proteini oldukça önemlidir. Evet, böylece hücre haberleşmesini anlatmış olduk. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.